Bismillahirrahmanirrahim. İsmim Vedat Turgut. Hüdapar Genel İdare Kurulu üyesiyim. Teşkilat Başkan Yardımcısıyım. Teşkilat işlerine bakıyoruz. Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeyim. Meydan köyü Şorşupluyum. Tabii bu arada Şorşup'un neredeyse yarı nüfusu Bismil'e gelmiş. Bir anlamda akrabalarımızın çoğu da Bismil'de olduğu için Bismilli de sayılırız. Öncelikle Rabbimize hamdolsun. 4 adayımızla 14 Mayıs seçimlerine girdik. 14 Mayıs seçimlerinde genel başkanımızın da tabiriyle kendi açımızdan %100 bir başarıyla 4 yerde 4 vekilimizi de meclise gönderdik. Bu sadece Hüdapar'ın başarısı, Hüdapar'ın kazanımı değildir. Girdikleri yerlerde o illerin kazanımıdır, halkın kazanımıdır, Türkiye'nin kazanımıdır. Ve hepiniz göreceksiniz ki bu İslam coğrafyasının dünya Müslümanlarının kazanımı olacaktır. Çünkü Hüdapar mazlumların sesi olacak, Kürt halkının sesi olacak, İslam ümmetinin sesi olacak. Girmiş oldukları şehirlerde oradaki hemşehrilerin sesi olacaktır. Dolayısıyla bu bağlamda Hüdapar mecliste mesai harcayan ya da Ankara'da ev tutup, orada mesken tutup, orada bir takım işleri takip eden vekiller dışında, vekil olma portföyü dışında Hüdapar adayları, Hüdapar milletvekilleri başta seçildikleri şehirler olmak üzere bölgemizin birçok ilini ziyaret edecek. Oradaki sorunları birebir görecek, birebir analiz edecek, birebir ilgili kurumlarla çözüm noktasında diyaloğa geçecek. İlgili kurumlar, ilgili amirler bunu çözmediği zaman belki Ankara ile yetkili kurumlar ile aralarına bir köprü vazifesi görerek halkın sorunlarının çözümü noktasında elinden geleni yapacaklar. Doğrusu şu an bir rahavet halini özellikle Cumhur İttifakı'nın birleşenlerinde görüyoruz. Hüdapar olarak bunu sıklıkla dile getiriyoruz. Yani 28 Mayıs'ta Cumhur İttifakı adayı Sayın Erdoğan 49.5 almış. Efendim söyleyeyim, Millet İttifakı'nın adayı Sayın Kılıçdaroğlu 44.88 almış. Buradan sonraki bir yarış değildir. Tekrar sıfırdan, tekrardan yapılacak bir seçim olduğundan dolayı bu anlamda başta Cumhur İttifakı bileşenleri, üyeleri, sevenleri, gönülleri, oy verenleri olarak olmak üzere tüm halkımıza Erdoğan'a destek verme, Erdoğan'a oy toplama, Erdoğan'ın desteklenmesi için, Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi için hepimizin çalışması gerekir. Bu anlamda istikrar ve ülkenin düzenli yönetilmesi, istikrarlı yönetilmesi, güvenli yönetilmesi isteniyorsa, Cumhur İttifakı'nın mecliste çoğunluğu elde ettiği gibi Cumhurbaşkanı'nın da Erdoğan'a verilmesi gerektiği düşüncesindeyiz ve bu anlamda Hüdapar olarak sahadayız, çalışıyoruz. Bu anlamda da bugün Bismillah geldik. Şimdi hatırlarsanız seçimler ilk başladığı zaman Hüdapar Cumhurbaşkanı adayını göstermemişti. Genel Başkanımıza soruldu, siz kimi destekleyeceksiniz? Bu arada da Cumhur İttifakı'nın adayı da Sayın Erdoğan olarak gösterilmişti. Genel Başkanımız o zaman adaylar netleşsin, halkın faydasına, milletin maslahatına hangisi hayırlı ise biz onu destekleriz demişti. Ve nitekim Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu olarak netleştikten sonra, o seçildikten sonra biz tarafımızı beyan ettik. Erdoğan'ın seçilmesi gerektiğini düşündük. Çünkü kabul etsek etmesek geçmiş bir tarih önümüzdedir. Bir tarafta CHP'nin iktidar olduğu, özellikle Cumhuriyet tarihi örnekleri önümüzdedir. Camilerin kapatılması, medreselerin kapatılması, halkın fakirleştirilmesi, kıtlığın yaşanması, alimlerimizin dar ağacında asılması, Zilan halkının, Dersim halkının sırf muhalif olduğu için, sırf Müslüman olduğu için, sırf CHP'li olmadığı için katliamdan geçirilmesi örnekleri gözünde bulundurulduğu zaman, CHP'nin de kendi programını değiştirmediği için, bir ideoloji, bir zihniyet partisi olduğu için tekrardan iktidar olma durumunda, 28 Şubat sürecini de unutmuş değiliz. Hafıza-i Beşer Nisan ile maluldur. Maalesef şu an CHP adayına oy veren kimi halkımız, özellikle gençlerimiz belki bu anlamda bunu unutmuşlar. Parantez içerisinde bunu hatırlatmakta fayda var. CHP geldiği zaman, CHP'nin adayı geldiği zaman istikrar olmayacak.
bir bütün olarak millet kaybedecek. Dolayısıyla bu seçim kazananlar ve kaybedenlerin seçimi olacaktır. Şu an Cumhur İttifakı kazanmış. Erdoğan da muhtemelen kazanacak. Kazananların tarafında saflarını belirtmek istiyorsa Erdoğan'a destek vermeleri gerekir. Yine aynı şekilde bu kazanımı olacak olan 100 yılın destekçileri ile kayıp 100 yılın destekçileri yarışı olacak, seçimi olacak. Bu anlamda da yine tavsiyemiz kazanımı olacak olan, kazanılacak olan bir yeni 100 yıl destekçileri olarak Erdoğan'ın desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani doğrusu söylemek gerekirse bu tür terimleri, bu tür isimleri ağzımıza almaktan bile haya ediyoruz. Çünkü öyle bir kavim düşünün ki Allah Azze ve Celle onu Kur'an-ı Kerim'de telin etmiş, lanetlemiş ve maalesef Allah'ın lanetlediği ve helak ettiği bir kavmin fiiliyatını şu an CHP eliyle ya da CHP'nin bileşenleri eliyle memleketimizde uygulamaya çalıştırıyorlar. Halk bundan habersiz. Benim köylü vatandaşım, benim sahadaki halkım, Hacı Ahmet, Efendi Süleym, Orhan, Ali, Mehmet bunlar Müslüman insanlardır, Müslüman isimlerdir. Bunlar bilse ki bunların zihniyetinde erkeği erkek ile evlendirme, kadını kadın ile evlendirme ya da erkeği kadınlaştırma, kadını erkekleştirme projeleri varsa, bu anlamda bu siyasi girişimleri varsa ben inanıyorum ki bunlar gerçek yüzlerini görecek ve desteklemeyecekler. Bu anlamda halkımıza çağrımız da budur. Bunların gerçek niyetleri budur. Bunlar eğer başarırlarsa, Kılıçdaroğlu'nu eğer Cumhurbaşkanı seçtirirlerse ilk yapacakları şey biraz önce bahsettiğiniz ismine LGBTİ denilen o sapkın grupların bir nevi legal hale getirilmesi, onlara haklarının verilmesi ve onların çarpık ıslah edilmesi gereken ilişkilerin gün yüzüne çıkartılması, onaylanması anlamına gelir. Bunu ne halkımız kabul eder ne Allah kabul eder ve bu anlamda bizim bundan içtinap etmemiz gerekir. Yani doğrusu Hüdapar 12 yıllık bir partidir ve Aralık 2012 tarihinden günümüze kadar Hüdapar'la ilgili açılmış herhangi bir dava yoktur. Parti programı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına verilmiş ve Yargıtay tarafından onaylanmış bir partidir. Hüdapar'ı seçim kararı almayana kadar birçok parti tarafından kabul gören, mecliste grubu bulunan, birçok partiyle görüşen, takdir gören, saygıyla karşılanan, görüntülerini görmüşsünüz internette, ben isimlerini vermek istemiyorum. Bir parti iken sırf Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdiği için, Cumhur İttifakı'nda bulunduğu için maalesef şu an hedef tahtasına konulmuş. Hüdapar üzerinden Cumhurbaşkanı'na saldırılar furyası başlatılmış. Ama şunu burada izah etmeye gerekir. Bunun faydası olmayacaktır. Zira Hüdapar 12 yıllık sergüzeşti hayatı neyse, nasıl bu halkın maslahatı, bu halkın menfaati, bu halkın huzuru, istikrarı, selameti için çalışıyorsa, bu yapılan saldırılara sağduyulu bir şekilde karşılık veriyorsa bu şekilde vermeye devam edecek. Cumhurbaşkanını destekleyecek ve inşallah Sayın Başkanımızın dediği gibi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçtirerek vazifesini yerine getirecektir inşallah. Genel merkez olarak neredeyse ayda bir Bismil'deyiz. Farklı arkadaşlarımız tarafından Bismil'e geliyoruz. Bismil için bizim metropol bir ilçe, metropol bir şehir olarak da görmek isteriz. Bismil'in başlı başına sorunları özellikle bir tarım ilçesi olmasına rağmen tarımla ilgili gerekli yatırımlar maalesef yapılmamış. Bunların başında ise elektrik sorunu, su kanallarının işleve konulmama sorunu var. Bununla ilgili hemen hemen gittiğimiz bütün kırsaldaki muhtarlar ya da işletme sahipleri, çiftçilerimiz tarafından kanal bitmesine rağmen suyun sadece bırakılması kalmış iken kim bilir belki de elektrik fiyatlarının elektrikten kaynaklı elektrik ödemelerinin yapılması için şu an kanal suyu bırakılmıyor. Kanal suyu bırakıldığı zaman o elektrik ödemeleri %1'e inecek. Bu tür talepler var. Yine aynı şekilde Bismil'in bir imar sorunu var. Bismil gelişmiş Diyarbakır'ın bir Kayapınar ilçesi olabilir iken ya da bir çağdaş medeni bir ilçe olabilirken maalesef koca metropol bir köy imarı vardır. Bunun ıslah edilmesi lazım. Bir imar planının yapılması lazım ve bu anlamda bunu destekler mahiyette
BİSM ile sanayi kazandırması lazım. Çünkü şu an sanayi siteleri eksiktir. BİSM ile'deki bir vatandaşımız bozulan aracını ya da makinasını ya Batman'a ya da Diyarbakır'a götürmek durumundadır. Nüfusu 200 bini aşkın bir ilçeden bahsediyoruz. Elbette ki kendine has bir organize sanayisinin olması lazım. Özellikle bahsettiğiniz gibi tarıma dayalı bir organize sitesinin olması gerekir ki bu ihtiyaçları karşılansın.